Ülkemizin milli savunma sanayi anlamında artık bel kemiği olmuş, hatta en başta giden firması hepinizin de adını bildiği Baykar'ın fabrikasındayım arkadaşlar. Buranın adı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi olarak geçiyor ve burada inanılmaz teknolojiler var. Gerçekten sizlerle burada gördüğüm şeyleri paylaşabilme alanım oldukça kısıtlı. Çok güzel bir gün geçirdim burada. Gün diyorum çünkü burayı gezmek için inanın bence bir gün bile yetmez. Biz güzel bir tur yaptık. Neredeyse 6-7 saattir buralardayım. Buradan sizlere bir giriş almak istedim. Yanımda bir Kızılayım Hanım. Burada prototipi var. İlk çizilen, hatta mock-up'ı bu şu anda yanımda gördüğünüz. Tabii ki bir maket. Daha önce Teknofest'lerde gördüklerimizden farklı. Arkada Selçuk Bayraktar'ın daha önceden yapmış olduğu, kendi daha en başta bu yola çıkarken üretmiş olduğu bazı prototipleri görebiliyoruz. Yine arkasında var. Hemen arkada insansız ilk otomobil araç diyebileceğim, araba diyebileceğim Cezeri'nin bir prototipi var. Uçmaya hazır bir TB2 var. Bu arada Cezeri için prototip dedim. Çok yakın bir zamanda Cezeri'nin uçuşunu da gerçekleştirmişler. Hemen arkamdaki uçmuş yani. Onu da sizlere söyleyeyim ve daha fazla sizlere detay ve teknik veri verebilmek için masaya doğru geçelim arkadaşlar. Sizlerin düşüncelerini oldukça merak ediyorum. Bu arada videoyu da Ali Güngör çekiyor Teknopat'tan. Kendisine teşekkür ederim. Biz masaya geçelim. Mükemmel teknik veriler, teknik bilgiler aldım kendilerinden, buradaki arkadaşlardan. Sizlere onları bir anlatayım. Evet, masama geldim arkadaşlar ve masamdan sizlere Baykar'ın kendi teknoloji kampüsünde geçirdiğim bu muhteşem günü anlatmaya çalışacağım. Baykar hakkında inanılmaz bilgilerim var. Müthiş burada bilgiler aldım kendilerinden ve onları da sizlere aktarmaya başlayacağım. Buradan öncelikle Baykar'ın ekibine bir teşekkür edeyim isterseniz. Çünkü oraya gitmek, orada bir gün geçirmek ve bu günü muhteşem geçirmek bence inanılmaz bir deneyimdi. Herhalde bundan 20 sene sonra da bana sorsalar, deseler ki hani en iyi nerede ağırlandın, en iyi misafirlik deneyimin neredeydi deseler, muhtemelen ilk 2'de ya da belki de 1. sırada hala Baykar'da geçirdiğim o gün olur diye düşünüyorum. Etrafımdaki insanlara anlatırım diye düşünüyorum. Peki sizlere neler anlatabileceğim? Öncelikle bence Baykar'ın Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi çalışanlarına sunmuş olduğu fırsatlardan bahsetmek lazım arkadaşlar. İşin zaten diğer bölümlerine geçeceğiz ama bence Allah herkese burada çalışmayı nasip etsin arkadaşlar. Çünkü benim çok uzun yıllar özel sektördeki iş tecrübelerim, arkadaşlarımın tecrübeleri, sağdan soldan duyduğum bütün her şeyi bir kenara koyuyorum. Gerçekten ben çalışanlarına bu kadar değer veren ve çalışanlarına böylesine dostça bir aile gibi bakan bir şirket daha yemin ederim bugüne kadar görmedim arkadaşlar. Bakın bu kadar net size konuşuyorum. Bu açıdan çalışanların çok şanslı olduğunu söylemek mümkün ve onlar da, yani Baykar'daki çalışan arkadaşlarımız da birbirlerine bir personel gözüyle değil de bir takım arkadaşı gözüyle bakıyorlar. Bu da önemli bir detay. Peki neler var? Hemen size onları anlatayım. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Her yıl Baykar 1500 stajyer alıyormuş arkadaşlar yaklaşık ve bu 1500 stajyerin %20'sini içeride istihdam etmeye çalışıyormuş ve bu sebepten ya da genel olarak iş alımlarından da kaynaklıdır ki şu anda 4500 kişilik bir ekibe ulaşmış Baykar Teknoloji Şirketi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz kalabalık bir ekip ve bu kadar kalabalık bir ekip olmasına rağmen yaş ortalamasına baktığımız zaman çalışanların yaşı ortalama 29 civarında. Bu da bence çok değerli, çok genç bir çalışma arkadaş topluluğu var. Bu da tabii ki birbiriyle yakın bir yaş topluluğu olduğu için başarının körüklenmesine sebebiyet veriyor. Tabii ki baştaki arkadaşlarımız, baştaki abilerimizi bir kenara koyuyorum ama genel olarak çalışma ortamı bu açıdan çok daha verimli oluyordur diye düşünüyorum ki zaten durum da öyle. Önümde notlarım var bu arada. Onlara bakıyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Çünkü yanlış ya da eksik bir bilgi vermek istemiyorum. Bu tesisin içinde arkadaşlar bir kere 24 saat yaşayan bir tesis yapmışlar. Tesisin en üst katında çalışanları için eğer gece de işe kalmak isteyen olursa diye bir bölüm yapmışlar ve burası rezervasyon sistemiyle çalışanlar tarafından kiralanıp burada kalınabiliyor. Tabii ki burada da rezervasyon ve kişinin orayı konaklama
kamera için tutma durumları vesaire, bunları tam göremedim ama orayı gördüm yani. Orada böyle bir alan olduğunu bizlere söylediler. Çıkamadım ama biliyorum arkadaşlar, böyle bir paylaşımları oldu. Bunun yanı sıra dediğim gibi 24 saat yaşayan bir tesis burada kurgulamak istemişler ve bence bunu da başarmışlar. İçeride çok büyük bir yemekhane var. Orada yediğimiz yemekler ve yemeklerin porsiyonlarını konuşmak bile istemiyorum. İnanılmaz iyiydi gerçekten. Ancak burada gördüğüm en iyi personel yemeklerinden bir tanesini gördüm diyebilirim. Ne gördün daha önce diyenleriniz olabilir. Ülkemizde üretim yapan birçok fabrikayı gezme fırsatım olmuştu daha önce. Teknoloji şirketi olsun, otomobil üreten olsun. Onların arasında baktığım zaman ülkemizdeki en iyilerinden bir tanesi diyebilirim doğrudan sizlere. Buradaki yemeklerin ücretsiz olarak personellerle buluştuğunu söylemek lazım. Hatta kampüs içindeki birçok şeyin, hatta her şeyin, yanlış bilmiyorsam her şeyin diyeyim ben, doğrusu buydu çünkü öyle hatırlıyorum, ücretsiz olarak personellerle buluştuğunu, çay, kahve, yemek, tatlı vesaire bunların söylemek mümkün arkadaşlar. Üst kattaki çalışanlar için olan konaklama alanından sizlere bahsettim. Hemen altında da bu çalışma kampüsünün arkadaşlar havuzlar var ve spor salonları var. Hem de herkes için ayrı ayrı yapmışlar. Hem erkekler için ayrı bir alan var, hem kadınlar için ayrı bir alan var. Birebir aynısını yapmışlar. Yine içeride ibadet etmek isteyenler için müthiş mescit alanları da bulunuyordu. Bunları da yine gördüm sevgili arkadaşlar. Yani burada inanılmaz, bir yandan da bu videonun şu anlamda hani değerli olduğunu düşünüyorum. Baykar'da çalışan ya da çalışmayı düşünen, çalışma hayali içerisinde olan arkadaşlarıma yol gösterici olmasını dilerim bu videonun. Çünkü hem böyle bir yerde çalışıp hem de böylesine ülkemiz için faydalı işler yapmak herkese nasip olmaz arkadaşlar. Umarım tabii sizlerden birine nasip olur ya da aranızda bu yolda olanlar varsa yolları da açık olsun diyelim onların. Gelelim Baykar neler yapıyor? Yanında durmakta olduğum Bayraktar Akıncı ise arkadaşlar ilk uçan, ilk deneme uçuşunu yapan Bayraktar'ın Akıncı modeli uçağı arkadaşlar. Şu anda yanındayım ve bunu getirip böyle ofisin tam ortasına koymuşlar gerçekten. Birçok ofisten gözükebiliyor ve burada şu anda bulunduğumuz bölümdeki mühendislere de herhalde böyle bir motivasyon oluyor. Onları böyle gördükçe mutlu eden bir gelişme olarak burada duruyor. Bu gerçekten buradakiler için çok önemli çünkü ilk uçurdukları Akıncı modeliymiş. Burada böyle duruyor ve bayağı da ihtişamlı gerçekten. İçeriden bahsederken şöyle bir yazı gördüm. Onu da sizlere söyleyeyim. Kodlamada hata vatana ihanettir diye bir yazı vardı. Şimdi Baykar bir savunma sanayi şirketi arkadaşlar. Savunma sanayi teknolojisi şirketi. Dolayısıyla burada inanılmaz değerli ve gizli bilgiler var. Ancak buradaki teknolojinin yazılım kısmı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılıyor. Ve bu yazılımları yapanlar da bizlerden arkadaşlar, ülkemizin vatandaşları. Şimdi böyle bir kodlamada hata vatana ihanettir diye bir yazı gördüm. Bu inanılmaz hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. İçeride dikkat çeken şeylerden bir tanesi Fergani uzay girişimi arkadaşlar. Biliyorsunuz Selçuk Bayraktar'la bundan 6 ay kadar önce İzmir'de Teknofest'te kısa bir video çekmiştim. Orada kendisi de uzay çalışmalarından çok kısa da olsa bahsetmişti. Ben de sizlere sadece yakın zamanda Fergani'nin daha da vites arttırdığını ve yakın gelecekte bize güzel sürprizlerle, böyle göğsümüzü kabartacak işlerle karşımızda olacağını söylemem mümkün sevgili arkadaşlar. Ve tabii Baykar bir teknoloji firması ama sadece yalnız başına değil arkadaşlar. Şimdi normalde şu anda üretilen TB2 ve TB3'lerin lastikleri ne kadar ülkemizde üretiliyor? Yerli bir üreticiden alınıyor bu lastikler. Bu açıdan da tabii ki ülkemize sağladıkları katkı inanılmaz. Bunun yanı sıra hali hazırda Baykar 3500'e yakın bir tedarikçiyle işbirliği içerisinde ülkemizde. Yerli, yani burada aklınıza ne geliyorsa mesela uçakların üretilirken lazım olan herhangi bir parçasını üreten bir tedarikçiyi de yerli burada tabii ki tutmaya çalışıyorlar. Bunun dışındaki herhangi bir şey için de yani ne ihtiyaç varsa hepsini bu ülkenin içinden çözmeye çalışıyorlar ve şu anda yaklaşık 3500 bir tedarikçiye ulaşmış durumdalar. 33 ülkeye ihracat yapıyor Baykar ve tabi adını zaten Azerbaycan'da çok duymuştuk Baykar'ın. Biliyorsunuz orada bizlerin ürettiği, yani ülkemizin ürettiği bu insansız hava araçlarıyla Azerbaycan yıllardır işgal altında, Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını geri almayı başarmıştı. Bu da tabii ki birçok Türk vatandaşının göğsünü kabartmıştı. Bu açıdan bizim bilmediğimiz, tabii ki açıklanamayan farklı farklı ülkeler de var. Ancak şu anda hala hazırda 33 ülkeye ihracat yaptıklarını söylemek mümkün. TB2'nin güncel olarak yerlilik oranını sordum kendilerine. Şu anda Bayraktar TB2 %99'a yaklaşmış bir yerlilik oranına sahip. Yani bugün kapılar kapansa ülkede, sınırlarımızı kapatsak burada yine bu üretimi yapabilir durumdaymışız. Ve bunun yanı sıra bu da çok çarpıcı bir bilgi diye düşünüyorum. Çünkü Baykar gelirlerinin %99.3'ünü ihracattan elde ediyor arkadaşlar. Bu inanılmaz bir veri gerçekten. Ve bugüne kadar
Baykar ne ürettiyse hepsini kendi öz kaynaklarıyla yapmış arkadaşlar. Bu da yine bence bir diğer değerli verilerden bir tanesi. İçeride alıp sizlerle paylaşmamız serbest olduğu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir bütçesi var tabii ki ayırdığı bu tarz firmalara, bu tarz üretim yapan firmalara. Bu firmalardan alınan paya baktığımızda Baykar'ın payı neredeyse %1'in altında. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin arkadaşlar 2023'teki savunma sanayi ihracatının %32'sini başlı başına Baykar sırtlanmış ve üstlenmiş götürüyor durumda. Bu da bence değerli bir diğer bilgiyi de sizlerle paylaşabileceğim. Tabii Türkiye'ye de bizim ülkemizde de Türk Silahlı Kuvvetleri Baykar'ın birçok aracını kullanıyor. Ancak Türkiye'nin satın aldığı fiyatla yurt dışına satılan, ihraç edilen fiyatların arasında 3 ila 5 misli arasında bir fark olduğunu da söylemek lazım. Ülkemize tabii ki çok daha uygun fiyata bu araçlar şu anda satılıyormuş. Ben ne gördüm arkadaşlar onu sizlere söyleyeyim. Birincisi, benim hayatımda imkansız diye bir şey yok. Onu söyleyeyim sizlere. Beni kişisel olarak tanıyan, videoyu izleyen tabii ki birçok insan vardır ama benim hayatımda imkansız kelimesine yer yok. Ben ilk defa bir yerde imkansız kelimesinin yer bulmadığını canlı canlı görme fırsatına eriştim. Bu benim için çok değerliydi gerçekten, onu söyleyebilirim. Çünkü birbiriyle bu kadar uyumlu çalışan, birbiriyle bu kadar saygılı, birbiriyle herkesin nerede duracağını bildiği bir ekip kurmak inanın çok zor bir şey. Yani yıllarca dediğim gibi özel sektörde çalışmış bir kişi olarak bunları size söylüyorum. Gönlünüz rahat olsun, gerçekten ne gördüysem onu anlatıyorum. Sizlere neredeyse 10 yıldan fazladır anlattığım gibi. Orada da yaşadığım bu deneyim beni inanılmaz mutlu etti. Gerçekten orada imkansız diye bir şey inanın yok arkadaşlar. İnanılan herhangi bir şeye, ki inanılmış bir sürü şeyleri var zaten kendilerinin, bir yol haritaları var kendi kafalarında. Başarıyla ulaşacaklardır. Bundan da benim şüphem açıkçası canlı canlı gördükten sonra daha da kalmadı arkadaşlar. Yani burada çalışanlar çok değerli. Çalışanların yanı sıra ortaya çıkan işler çok değerli. Ülkemize yapılan katkı ve katma değer anlamındaki bu durum benim için inanılmaz değerli. Ben bu videoyu çekmek istedim çünkü gördüklerimi, orada yaşadığım deneyimi sizlere aktarmak istedim. Hem bir yandan sizlere Baykar'la alakalı güncel verileri paylaşmak istedim. Bu arada şöyle de bir armağanları oldu. Gerçekten Bayraktar Akıncı çok değerli benim için. Bunu masama koymuştum da buraya getirdim, hani video konusu sonuçta Baykar diye. Sizlere de burada sunmak istedim bunu. Ve orada olup bu deneyimi yaşamak inanılmaz değerliydi. Tekrardan söylüyorum. Allah herkese burada çalışmayı nasip etsin arkadaşlar. Yani çalışabilme ihtimali ya da çalışma hayaliniz varsa da bence elinizden geleni yapın derim sizlere. Çünkü zaten onlar burada, yani orada çalışmak isteyen herkese bir şekilde bu imkanı sağlamak için 1500 stajyer diyoruz arkadaşlar. Çok ciddi bir stajyer gerçekten, buradaki kadro ve kontenjan inanılmaz fazla. Dolayısıyla burada imkanları sizin isteğiniz doğrultusunda da onlar ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Bu arada içeride tekrardan söyleyeyim, videonun girişinde söylemiş benim inan hatırlamıyorum ama telefon kullanmak yasaktı arkadaşlar. Böyle şey değil yani, telefonu alayım cebime koyayım da yasak gibi bir şey değil. Ben herhalde son yıllarda ilk defa bu kadar telefonsuz kaldığım bir an daha yaşamamıştım. O anlardan birini yaşadım. Yani neredeyse 6-7 saat telefonuma erişemedim. Dolayısıyla bazı yerlerin görüntüleri burada yok. Ama elimde olduğu kadarıyla görüntüleri sizlere ekledim. Ve gün sonunda gördüğüm ve yaşadığım deneyim muazzamdı. Bu videoyu da dediğim gibi hem Baykar'daki arkadaşlarıma, çalışan arkadaşlarıma teşekkür etmek, hem bu ülkemize kattıkları bu değerler için teşekkür etmek, hem de aynı zamanda arkadaşlar burada çalışmak isteyen arkadaşlarıma, böyle bir hayali olan arkadaşlarıma yol haritası olsun, onlar için bir gösterge olsun diye sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlere yeterli ve detaylı bir şekilde o günü, o gün yaşadığımız şeyleri anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Tekrardan tabii ki başta Selçuk Bayraktar olmak üzere oradaki tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sizler de kendinize çok iyi bakın efendim. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.